hocalarımızla görüşülmesi, onların bilime ilişkin, gençliğe ilişkin, milletimize ilişkin, ülkemize ilişkin, kendi alanlarına ilişkin düşüncelerini kayıt altına alınması ile ilgili. Biz de bu alanda sizinle onu konuşalım diye geldik. Yani bana şeref verdiniz. Şeref duyduk hocam. Sizin gibi bir hocamızla Memleketimizin yüz akı. Hakikaten. Ve siz de çok önemli bir şey derseniz, mevkidesiniz. Bu Batı ilim dünyasının tarihimiz hakkındaki bu uluslararası sahneye hakim olan görüşlerini temelinden değiştirdim. Artık beni okuyorlar. Neden bugün Halil İnancık yoluyla Türk tarihçiliği artık kendi tarihini dünyaya, batıya kabul ettirmiştir? Bunu bilhassa üstünde durarak şeylerim belirtmek isterim. Osmanlı arşivlerinde Rumeli'ye ait tahrir defterleri var. Yani köy köy Osmanlı gittiği yerde tahrir sistemi denilen bir sistemle oranın köylerini, köydeki her kişinin arazisini, ekonomik durumunu, ona göre vereceği vergiyi tayin eden bir defterler var, tahrir defterleri diyoruz. Bunu tespit ettikten sonra bunu asker arasında maaş olarak timar sistemiyle iki defter vardır. Bir defteri mufassal, bir defteri icmal. Defteri mufassal oradaki Balkan memleketindeki köy köy bütün varlığı, ekonomik aktivite, istihsal ve onu tespitidir. Osmanlı cizyede bir altın alır. Ama İslam tarihinde böyle bir kaide yoktur. Bu nereden geliyor? Roma'dan geliyor. Roma İmparatorluğu'nda köylü vergi olarak senede bir altın verir. Bunu akçe olarak vermek gerekirse 22 akçe alıyordu ilk Osmanlılar. 22 akçe bir altının akçe olarak kıymetidir. Bana ilk defa akademi üyeliği veren memleket Sırplardır, Sırbistan'dır. Eğer Belgrad'a giderseniz akademide benim şeyimi, portremi vereceksiniz. Oraya asmışlar. Hangi üniversitede hocam Belgrad'da? Akademide. Direkt akademide. Evet. Şimdi Balkanlarda benim Classical Age ders kitabıdır. Onların eskiden işte Türkler geldi, kılıcı dayadı köylümüzün üzerine, elindeki şeyi vergi olarak aldı, gasp etti, işte barbar bir idare falan. Bunun tamamen değişti Balkanlarda bugün. Classical Age okunuyor. Orayı ben fethettim. Yeniden. Çok güzel. Evet. Avrupa tarihi. Avrupalılar hala bugün Osmanlı Devleti'ni kılıçla fetih yapan halkları istismar eden Hristiyanlığı ortadan kaldırmaya çalışan bir düşman olarak kabul eder ve tarihçiliğine hala bugün o görüş hakimdir. Bunu değiştirdim. Demir el bir ziyaret yaptım Ukrayna'ya. O zaman benim kitabın tercümesini kendisine hediye olarak verdi. Yani biz artık Osmanlı'yı hani inancıktan öğreniyoruz diye. Avrupa tarihçiliğine büyük katkı. Encyclopedia of Islam. İslam memleketleri tarihi üzerinde bu en büyük otoritedir bu dergi, ansiklopedi. Oraya 40 maddeyi benden istediler, ben yazdım. Beni tanıtan en önemli neşriyat budur. Avrupa tarihçiliğinde inancı artık
görüşleri hakim bir tarihçi olarak kabul edilmektedir. Bunu belirtmek istiyorum. The British Academy, İngiliz Akademisi. Beni asli üye seçmiştir. Öyle fahri üye falan değil, asli üye seçmiştir. Royal Asiatic Society, üye seçmiştir. Royal Historical Society, üye seçmiştir. American Historical Association, şeref üyesi seçmiştir. Seçmiştir. Bu müesseseler öyle gelişi güzel bu unvanları vermezler. Sovyetler çöktükten sonra biliyorsunuz Çarlık İmparatorluğu adım adım Orta Asya hakim oldu. Çin denizine kadar yayıldı. Güneyde Karadeniz'e geldi, Kafkasları aldı. Evet. 19. asırda Rumeli'yi ve İstanbul'u boğazları almak için savaşlar yaptı. Yani Türkiye'nin hiç bir zaman unutmamamız gereken tarihi hakikat, yani yukarıdaki bu büyük Rus devleti daima Bizans'ın varisi olmak iddiasındadır. Rusya Karadeniz'de ne zaman indi? 1783'te Kırım Hanlığı'nı ilhak ederek. Evet. Ve Dobruca'dan Kafkaslara kadar Karadeniz'in kuzeyine yerleşti. Stalin ne dedi? İkinci Dünya Harbi'nde Batı ile işbirliği durumuna gelince Almanya karşısında açıkça bizden ne istedi? Boğazlarda özel haklar istedi. Stalin istedi. Çok yakın tarihte. Kendisini hapiste hissediyor. Rus devleti. Ancak diyor ben boğazlara hakim olursam dünyaya açılabilirim diyor. Bu stratejik değişmez, stratejik hakikat. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Ve biz neye dayanıyoruz? Daima Batı ile ittifaka. Kırım Harbi'nden beri Batı NATO'dayız. Lan neden NATO'dayız? İşte onun için. Putin bu imparatorluğu ihya etmek istiyor. Diyor ki 1990'da, 91'deki bu çöküş, dağılış haksızdır. Rus devleti daima bu hudutlar içinde, Batı'da ve Doğu'da tekrar ihya edilmelidir. Buna Avrazyanizm diye 20. asrın başında ortaya atılmış bir nazariyedir. Bunu Putin ne o Avrazyanizm diye kendi dünya politikasının stratejisinin esası olarak koymuştur. Biz kendi tarihi hakikatlerimizi nasıl kabul ettirebiliriz? İşte benim bütün idealim, çalışmalarım, beni sevmezler Avrupalı alimler. Ama yine de akademilerde falan alıyorlar. Osmanlı'yı ve Asya'yı ben temsil ediyorum. Şuna bakmayın, ben şeyini kullanıyorum. Benlik yapıyorum ama bakınız bu. Okuyunuz bunu. History of Humanity, Volume 5, from the 16th to the 18th century. Kim? Edited by Peter Berg and Halil İnalcık. Da, gördünüz. Çok genç yaşında ben Fransızca'ya hakim oldum. Hukuk felsefesi öğrendim. Tasavvur edin. Daha üniversiteye geçmemişim. Üniversiteyi Atatürk Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde kurduğunu Sadri Beygir'e bana söyledi. Atatürk çok severdi o zaman. Bana haber verdi. Aman dedi bu imtihana gir. 40 kişi leyli olarak alacaklardı. O imtihana girdim. Kusura bakmayın kendimle birinci olarak o fakülteye öğrenci oldum. Fuat Köprülü'ye bir seminer vazifesi hazırladım. Tibur üzerinde. Bunu ne söyleyeceğim? 1938'de Fuat bir şehadetin içinde kaldı bu çocuk. Ve dedi ki aradaki arkadaşlara
bakınız hepinizden böyle bir vazife isterim dedi onlara. Ve asistanlık meselesi olunca Fuat Bey doğrudan doğruya dekana gitti. Ali Dalcı'yı alacaksınız diye. Benim rakibimi betteraf etti. Ben çalışmadım. Fuat Bey'e borçluyum. Akademik hayata onun vasıtasıyla, Fuat Bey vasıtasıyla girdim. İlber Ortaylı benim öğrencimdi o zaman. Çok seçkin. Sonra şey bakanı, Milli Müdafaa Bakanı, ne diyorum? Savunma Bakanı, Vecdi Gönül. O benim talebemdi. Yani, böyle çok seçkin öğrenciler yetiştirdim dil tarihinde. Fransızcam 17 yaşında daha mükemmel. Şiir okuyabiliyordum. Baudelaire okuyorum, Alfred de Musset'i okuyorum. İngilizceyi dil tarihte öğrendim, sonradan öğrendim. Ve anladım ki Arapça, Farsça öğrenmeden bu fermanları hakkıyla tahlil edemezsiniz. 6 ay Beyrut'ta Arapça tahsil ettim. Bir Filistinli mülteci vardı. O bana her akşam geliyordu. Arapça öğrendim. Farsça kendim bizim Necati Lugal öğrendim. Farsçam çok iyidir. Osmanlı devrinde Türkçe birkaç şekilde temsil edilmiştir. Halkın temsil ettiği bir Osmanlıca vardır. Envarul Aşıkîn yine o devirde halk için yazılmış din kitabı. Kur'an tercümeleri vardır. O zamanki Türkçe ile yazılmış. Güzel Türkçe. Bu gibi Türkçe saf halkı anlayabileceği Türkçe ama bu dil tabii Kur'an, İslamiyet dolayısıyla birçok Arapça kelimeler var, Farsça kelimeler var ama benimsenmiş, köylü bile anlar bu dili. Bu Envarul Aşıkîn, Muhammediye'nin dilidir. Bu saf dil Türkçe Meşrutiyet devrinde edipler tarafından temsil edildi. Refik Halit efendim romancılar o zamanın Peyami Sefa falan yazdığı Türkçe var. Orada Farsça, Arapça kelimeler vardır. Ama halk da anlar onları. O dil tekamül etmiş bir Osmanlıcadır, bir Türkçedir. Ama Osmanlıca değildir tam manasıyla. Türkçedir. Ömer Seyfettin bunun başını çeker. Ziya Gökalp tabii bunu kullanıyor. Bu gelişmiş bir dildir. Farsça, Arapça kelimeler artık Türkçe'ye mal olmuş kelimelerdir. Sonradan Atatürk zamanında saf Türkçe, sırf Türk kaynaklarından, Türk kelimelerinden üretilmiş yeni bir dil. Yani aşırı milliyetçiliğin bir şeyi olarak. Arapça, Farsça kelimeleri tamamen atıyoruz. Onun yerine Türkçe asıllardan, Türkçe köklerden bir dil yaratıyoruz. Bu dil suni bir dildi. Fakat mektep yoluyla bu dilde hakim oldu yeni nesiller. Başka bir Osmanlıca var. Reddetmemiz gereken bir Osmanlıca. Bu divanda kullanılan resmi Osmanlıcadır. Resmi Osmanlıca Farsça, Arapça köklere dayanır. Bunu halk anlamaz. Ama Envarul Aşıkîn'i anlar. Ömer Seyfettin'i anlar. Fakat yeni Türkçeyi, son Türkçeyi ve divan dilini halk anlamaz. Bunlar Osmanlı dili olarak biliniyor. Bunları kale almamak lazım.
Fuat Bey'in tercih ettiği dil, bu evval-ı aşikin, Muhammediye'den gelen, aslı Türkçe olan, fakat Türkçeleşmiş Arapça ve Farsça terimlere ihtiva eden dildir. Aslı olan, dilin kendi tekamülüdür. Bir uzuv gibidir. Kesip atamazsınız. Dil, evval-ı aşikin Muhammediye'den beri bir Türkçe gelişiyor. Meşrutiyet devrinde bu gelişmiş bir Türkçe. Jean Denis der ki, Türkçe grameri yazarlar, bugünler Türkçe'de herhangi bir Avrupa dilinde yazılmış metinler seviyesindedir Türkçe diyor. Jean Denis diyor bunu, Türk gramerini yazan adam. Yani meşrutiyet devrinde böyle bir dil yaratmıştır. Meşrutiyet dilinde Ömer Seyfettin'in geliştirdiği dil, Türk dili, dilin tabii tekamülüne hürmet eden bir dildi, onu geliştirecektik. O devam edecekti. Mekteplere o şey edecekti. Osmanlıca deyince bazıları zannediyor ki bu Arapça, Farsça esas olsun. Bu Arapça, Farsça kelimeler Türkçeleştirilmiş. Mal olmuş dile. Ve bunun üzerinde eserler yazılmış. Envarül Aşıkkin. Köylü bile anlıyor bunu. Anlatabiliyor muyum? Ben bir tarihçi olarak, bir aydın olarak uzun ömrüm içinde bütün bu gelişmeleri gördüm. Benim fikrim budur. Ve size bir takım verdiği bu fırsattan istifade ederek bunu açıklamak istiyorum. Bu açıklamayı görsünler, okusunlar bence. Osman'ın beyliğini kurmasını temin eden şey bir Bizans ordusunu Yalova'da Hersek dilinde denize döktü Osman Gazi. Ondan sonra bütün o devir tarihlerinde adını Otman diye okuyoruz. Ben onu Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi olarak aldım. Çünkü Pahimeres, o zaman yaşayan Bizanslı tarihçi, Osman'ı Otman diye kendi kitabında koyuyor ve bu savaşın tam tarihini veriyor. 27 Temmuz 1302. İşte dedim, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu bu tarih. Türkiye, Hindistan'dan sonra dünyada 19. asra kadar tekstil tarihi şeyinde, konumda en ileri memleketti Hindistan'dan sonra. Burası ev değil zaten, atölyedir. Bakınız şu arkadaşlardaki bu 40-50 kitap, Bizans ve İstanbul üzerindeki kitaplardır. Şimdi ben o konuda yazarken bir kitap lazım oluyor, gidiyorum burada 2 dakikada alıyorum. Bunlar olmasa kütüphaneye gidecek senin oradan, gelecek bilmemle. Şeydir, burası bir atölyedir. Yani şu atölyede ömrümü bu işe vermişim.